Balkan Harbi bozgununu yaşayan askerler aç ve susuz bir şekilde geri çekiliyordu. Ekim 1912'de başlayan savaş, birkaç hafta içerisinde Osmanlı İmparatorluğu için tam bir felakete dönüşmüştü. Kosova'dan Üsküp ve Selanik'e kadar tüm Rumeli kaybedilmişti. Savaşta en büyük acıyı işgale uğrayan bölgelerdeki sivil halk çekiyordu. Düşman askerlerinden kaçmayı başarabilenler yollara düşüyor, sığınacak güvenli bir yer arıyordu. İstanbul sokakları Balkan Harbi muhacirleriyle dolmuştu. Açlık, hastalık ve ölüm her yerde kol geziyordu. Osmanlılar tarafından 14. yüzyılda fethedilen Edirne, imparatorluğun İstanbul'dan sonra en önemli kentiydi. Bursa'nın ardından Osmanlı'nın başkenti olan Edirne, İstanbul'un 1453 yılında fethine kadar Osmanlı Devleti'ne başkentlik etti. Edirne, Osmanlı egemenliğinde olduğu dönemde iki kez işgale uğramıştı. Rus orduları 1828-29 savaşı ve 1877-78'deki 93 harbinde Edirne'yi işgal etmişti. Bu tarihi Osmanlı kenti 1912 yılının Ekim ayında patlak veren Balkan Harbi günlerinde üçüncü kez işgal tehlikesi yaşıyordu. Edirne tarih ve kimlik açısından sembol olan bir şehir. Osmanlı Devleti'nin işte ikinci başkenti ve aynı zamanda da devletin uzun yıllar idare merkezini yapmış. Osmanlı geleneğinde başkentlerin şöyle bir algısı vardır. Eğer başkent kaybedilirse devlet kaybedilir. Bunu belgelerde sık sık görmemiz, okumamız mümkün. O yüzden Edirne'nin kaybı sıradan bir şehrin kaybı değil. Savaşlarda şehirler alınır, kaybedilir ama Edirne öyle bir şey değil. Edirne'nin varlığı devletin varlığıyla özdeşleşmiş bir konu. Osmanlı İmparatorluğu 1 Ekim 1912'de seferberlik ilan etmiş, seferberlik emri 4. Kolordu tarafından Edirne Kale Komutanlığı'na tebliğ edilmişti. 9 Ekim 1912'den itibaren kentte sıkı yönetim ilan edildi. Edirne Kale Komutanlığı bir bildiri yayınlayarak 2 aylık yiyeceği veya bunu karşılayacak parası olmayanların kentten ayrılmasını istedi. Bunun üzerine 15 bin kişi Edirne'yi terk etti. Osmanlı seferberlik planına göre Edirne'ye yaklaşık 60 bin kişilik bir kuvvet ayrılmıştı. Ancak seferberlik çalışmalarındaki düzensizlik nedeniyle kadrolarda eksik vardı. 10 Ekim 1912'de Edirne Müstahkem Mevki Komutanlığı'na Mehmet Şükrü Paşa atandı. Edirne'nin savunması 4 ana cephe üzerinden planlanmıştı. Edirne Kalesi'ne 250'ye yakın top yerleştirilmiş, kentin müdafası için 29 tabya düzenlenmişti. Bu tabyalar şehir merkezine birkaç kilometre uzaklıkta ve Edirne'yi saracak şekilde inşa edilmişti. Kentin içinden nehir geçmesi nedeniyle
köprüler de Edirne müdafaasında önemli role sahipti. Bu savaşın en önemli belirleyici cephelerinden birisi Edirne. Edirne'de çok güçlü bir kale var. Çevresinde 100 yıl öncesinden yapılmış tabyalar olarak adlandırılan korunaklar var. Bunların her biri küçük bir kale gibi silahlarıyla birlikte. Bir de yine Edirne'nin çevresi de tel örgülerle çevrilmiş durumda. Yani kolay kolay ele geçirilecek bir kent değil. Osmanlı'nın hesabına göre Bulgarlar Edirne'de çok zorlanacaklardı ve Edirne'de çetin savaşlar olacaktı. Halbuki Bulgarlar kendilerine göre çok akıllıca bir yöntem seçiyorlar. Edirne'yi kuşatarak Edirne'deki birliklerin dışarıya çıkmalarını önledikten sonra Trakya'nın içlerine, derinlerine doğru yürüyüşlerini sürdürüyorlar. Edirne üzerine ilerleyen Bulgar 2. ordusu Mustafa Paşa kasabasını işgal etmiş, Edirne'ye yaklaşmıştı. Bulgar Genelkurmayı Edirne'yi taarruzla almak yerine erzak ve cephane takviyesi almasını engelleyerek zaman içinde kentin teslim olmasını hedeflemişti. İnsanlık tarihinin en temel savaş biçimidir kuşatma. Ya hücumla ele geçirilir ama çoğu zaman da açlıkla düşürülür. Çünkü iyi mevzilenmiş bir kenti ele geçirmek hücumla çok kayıp gerektirir. Eğer sizin bekleme gücünüz varsa, şehri kurtarmaya gelecek büyük düşman kuvvetleri yoksa, o zaman birazcık bekleyerek açlıktan teslim olmasını sağlarsınız. Zaten o bölgedeki sivil halk da o şehre sığınmış olacağı için o şehirdeki yiyecek stokları daha çabuk tükenir. Osmanlı ordusunun savaşın ilk haftasındaki Kırklareli ve Lüleburgaz muharebelerinde yaşadığı bozgun ve geri çekilme Edirne'yi yalnız bıraktı. Trakya'daki yenilgilerden sonra şehir Bulgarlar tarafından tamamen kuşatıldı. 30 Ekim'de Edirne ile başkent İstanbul ve ordunun geri kalanı arasındaki haberleşme kesildi. Çatalca'ya kadar bütün Trakya toprakları Bulgarların eline geçmiş, Edirne kuşatma altında kalmıştı. Edirne, Balkan Savaşı'nın başlamasıyla tam 155 gün tüm dünya ile ilişkisi kesilen bir bölgedir. Tren yok, telgraf yok, telefon yok. Yol yok, iz yok. Çevrilmiş etrafı. Ne kadar? 150 bin nüfus askerle beraber 155 gün bu kuşatma altında kalıyor. 1950 yılında ben Edirne'ye geldim. Bu yönleri araştırırken o günleri görmüş olanların birçoğundan hep şunu işittim. Aynı birbirine. Çok zahmet çektik. Peynir suyuyla pilav pişirdik. Kuş yeminden ekmek yedik. E kardeşim bunlar tamam da bu 150 bin nüfus bu 155 gün ne yaptı burada? Dövüldü, geceli, gündüzlü etraflarla ilişkisi kesildi. Şükrü Paşa ya ilk verilen emir Edirne'de 50 gün dayan, çünkü Trakya ordusu hezimete uğradı. Sen 50 gün dayan, biz bu 50 gün içerisinde toparlarız da. Dolayısıyla Şükrü Paşa bütün imkanlarını kullanarak Edirne'de kahramanca bir mücadele vermiştir. Kahramanca. Bu daha sonra hem
Şükrü Paşa'ya karşı savaşan Bulgarlar tarafından hem de bütün Batı ülkeler tarafından takdir edilecektir. Size bir şey söyleyeyim mi? 50 gün dayan denen Şükrü Paşa aşağı yukarı 6 ay boyunca Edirne'yi kahramanca müdafaa etmiştir. Edirne Kalesi'ni savunan birliklerin kuşatmayı kırmak için Kasım ayının ilk haftasında düzenledikleri huruç harekatları sonuç vermedi. Aynı tarihlerde Makedonya'da Osmanlı birliklerini yenilgiye uğratan Sırp ordusu Edirne'deki Bulgarlara destek için takviye birlik gönderdi. 30 Ekim'de trenle Edirne'ye sevk edilmeye başlanan Sırp birlikleri Kasım ayının ilk haftasından itibaren kuşatmaya katıldı. Тази армия с обща численост 65 000 души, командвана от Шукри Паша, задържа около 120 000 на българска армия. Това е цялата втора българска армия, една от трите български армии беше задържана там. Освен и тя не можеше да бъде използвана на фронта срещу Чаталча или на някое друго място. В същото време тя задържа, тъй като българите поискаха помощ от сърбите и една значителна сръбска армия, близо 40 000 души. Така че от военна гледна точка армията на Шукри Паша оставаше като един запънат пистолет в тила на българите. Затова българите решиха да я превземат. Osmanlı İmparatorluğu ile Balkan ülkeleri arasında 3 Aralık 1912'de imzalanan Ateşkes Antlaşması'na kadar olan dönemde Edirne yoğun bombardıman altında kaldı. Edirne kuşatma altına alındıktan sonra şehre bütün giriş ve çıkışlar engellenmişti. Ve şehir kuşatma boyunca dışarıdan herhangi bir yardım alamadı. 3 Kasım'da ateşkes ilan edildiğinde de ne ikmal hizmetleri konusunda ne de sağlık hizmetleri konusunda şehre doğru dürüst bir yardım yapılamadı. Çatalca'daki ateşkesten 2 gün sonra Edirne'deki Türk ve Bulgar kuvvetleri arasında da ateşkes protokolü imzalandı. Hem ateşkes görüşmelerinin hem de Londra'daki barış görüşmelerinin başlıca konusu Edirne'nin durumuydu. Batılı devletler diyorlardı ki Çatalca'ya kadar toprakları Balkan devletlerine verelim, bölüştürelim, Edirne'yi de Bulgarlara verelim. Adaları bize bırakın, adaların taksimini biz yapalım. Osmanlı Devleti buna yanaşmadı. Dedi ki Arnavutluğa Osmanlı bir prensin başkanlığında özellik verebiliriz. Diğer yerlere de özellik verebiliriz. Edirne'yi vermeyiz. Edirne'nin doğu ve güney kesimlerini bırakabiliriz. Edirne'yi ikiye bölüyoruz. Ama Edirne'ye Batılıların atayacağı bir valiyi kabul edebiliriz. Ve Edirne'nin belki bağımsız demeyelim de uluslararası bir şehir olmasını kabul edebiliriz. Bu yanlış da yalnız. Çünkü böyle olması demek Edirne'nin bir yerde elden çıkması demekti. Одрин, това е ключа към победата в войната, защото докато Одрин се е държал, Лондонската конференция за мир се водят преговори, но Османската империя отказва да се признае, че е победена. Така че Одрин държи железницата, Одрин това е традиционният център на Източна Тракия, поради което се налага да се штурмува Одрин. Лондонът е бариш анашмаси топланио. Орда Edirne ne olacak meselesi var. Başka her konu bitmiş. Yani tek konu Edirne. Burada padişahların mezarları var. Şehzadelerin mezarları var. Selimiye Camii var en önemlisi. Çok şey var Edirne'de. Ve Edirne Osmanlı'nın yani yüzük taşlarından biri. Bunu bırakamıyor. Osmanlı payitahtı İstanbul, 1913 yılına Edirne tartışmalarıyla girdi. Büyük güçler 17 Ocak'ta bir nota vererek Edirne'nin teslim edilmesini istedi.
Sadrazam Kamil Paşa başkanlığında toplanan meclis karar verememiş, konuyu Saltanat Şurası'na havale etmişti. 23 Ocak 1913 günü İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin asker liderlerinden Enver Bey öncülüğünde bir grup subay ve sivil ittihatçı, Osmanlı hükümetinin toplantı mekanı olan Baba Ali'yi bastı. Kamil Paşa aleyhtarları, onu iktidardan düşürmek isteyenler, Kamil Paşa anlaşmayla Edirne'yi verecekmiş havadisi yayılıyor ve iddiaçılar Kamil Paşa'yı düşürüp kendi hükümetlerini kurmak için Baba Ali'yi burayı basıyorlar. Bir kabine toplantısı olduğu gün Kamil Paşa'nın başkanlığında. Tabii harp meseleleri, büyük buhran konuşuluyor herhalde. Bu arada işte Enver Paşa adamlarını organize ediyor. Bu çevrede belli yerlere subaylar, askerler yerleştiriliyor. İçeriye girdiler. İçeride Harbiye Nazırı Nazım Paşa'yı Yakup Cemil vurdu. Kamil Paşa endişeye kapıldı. Enver Bey silahını da kullanarak Kamil Paşa'yı istifaya zorladı. Buna biz Baba Ali baskını diyoruz. İstifaya zorladı. İşte Cihet Askeriye'den gelen baskıyla istifa ediyorum diye bir istifa mektubu yazmıştır. Enver onu aldı, götürdü saraya, sultana imzalattı ve Mahmut Şevket Paşa başkanlığında yeni bir hükümet kurdu. Yeni hükümet, eldeki tüm imkanları kullanarak savaşı sürdürmek ve Edirne'yi kurtarmak istiyordu. Mahmut Şevket Paşa hükümeti, Londra'da yeni öneriler getirerek şehrin Meriç Nehri'nin sağ yakasındaki bölümünü Bulgaristan'a terk etmeyi teklif etti. Balkan müttefikleri teklifi reddederek ateşkesi feshettiler ve savaş 3 Şubat 1913 tarihinde yeniden başladı. Şunu kabul etmemiz lazım. Her ne kadar İttihat Terakki'yi eleştirirlerse de bu konuda İttihat Terakki Edirne'nin verilmesini kabul etmedi. Ve cevabı Londra'da bekleyen Batılı devletlere cevabı şu oldu: Edirne'yi vermiyoruz, savaşa devam. Ve arkasından zaten savaş tekrar başladı. Savaşın tekrar başlamasıyla Edirne, Çatalca ve Gelibolu'daki Bulgar-Osmanlı cepheleri de faal hale geldi. Osmanlılar 8 Şubat'ta Edirne üzerindeki baskıyı hafifletmek için Bolayır'da Bulgarlara karşı saldırıya geçtiler. Aynı gün bir diğer Osmanlı kuvveti ise Marmara Denizi kıyısındaki Şarköy'e çıkarma yaptı. Bu harekat Çatalca'daki Osmanlı kuvvetleri tarafından da destekleniyordu. Ancak Bulgarlar Bolayır, Şarköy ve Çatalca'da Osmanlı taarruzlarına direndi. Ateşkes koşulları, Edirne'yi savunan birlikleri çok sıkıntılı bir duruma düşürmüştü. Osmanlılar Edirne'yi ikmal edemiyordu. Bulgarlar Karadeniz'den Çatalca'daki ordularına ne ihtiyacı varsa getirebilecekler. Ayrıca Osmanlı trenleri zaten Bulgarların elinde artık. O trenlerle yine Bulgaristan'dan Çatalca'ya malzeme, besin maddesi taşınabilecek. İlginçtir ki bu trenler de Edirne'nin içinden geçiyor. Ve Bulgar'ı alay ediyorlar Edirnelilerle. İşte diyorlar, bak biz et götürüyoruz, ekmek götürüyoruz, her şeyi taşıyoruz kendi askerimize. Sizlerse burada yoksunluk içinde kıvranıyorsunuz ve biz bunu sizin devletinizin izniyle yapıyoruz. Ateşkesin bozulmasından sonra Bulgarlar Edirne'yi yeniden bombalamaya başladılar. Amaçları kendi askerlerinin moralini yükseltmek, kenti savunanları moralsiz bırakmaktı. Edirne sokakları göçmenlerle doluydu. Makedonya ve Rumeli topraklarından yaklaşık 20 bin muhacir kuşatmadan hemen önce kente gelmişti ve kente göçmen akını devam ediyordu. Yiyecek stokları göçmen dalgasıyla birlikte büyük bir hızla tükeniyordu.
Edirne'de kıtlık oluyor. Yiyecek, içecek, her şey, şekerinden gaz yağına kadar her şey yok çünkü çevrilmiş durumda. Edirne'yi büyük bir göçmen kitlesi işgal ediyor. Balkanlardan kaçan Edirne'den içeriye giriyor. O göçmenliğin de ne demek olduğunu herkes bilmiyor. Edirne'de üst üste değişik tarihlerde 4 defa göçmen gelmiş. Rus işgalinde, savaşta. Edirneliler 10 sene evvel gelen göçmen, 10 sene sonra gelene muhacir diyor. Göçmenlik bir adet haline gelmiş. Edirne'deki erzak, yiyecek, içecek bu dışarıdan gelenleri beslemeye yeterli değil. Kuşatma boyunca Edirne'deki birlikler ve sivil halk bir yandan Bulgar ve Sırp ordularının yoğun saldırılarıyla, bir yandan da şehirde baş gösteren açlıkla baş etmeye çalışıyordu. Kuşatma altındaki Edirne'de yaşanan en ciddi sıkıntı açlık sorunuydu. Bir süre sonra şehirde temel ihtiyaç maddeleri bulmak bile mümkün olmadı. Özellikle ekmek önce arpa ve mısırla karıştırıldı, mısır unuyla karıştırıldı. Yetmeyince süpürge tohumu ve kuş yemi ekmeğe karıştırıldı. Ve bir süre sonra açlık hem askerin hem de sivil halkın dayanamayacağı bir boyuta gelmeye başladı. En sonunda şehirdeki atların ve hayvanların kesilmesi gibi bir yola gidildi. Edirne'de zaten çok sayıda asker var. Edirne halkı var. Bir de işte sığınmacı halk var. Müslümanlar var. Türkler var. Başka ülkelerden gelen Edirne. Yani Edirne'nin nüfusu birkaç kat artmış durumda. Çok az yani depolarında yiyecek kalmış. Önce ekmekleri küçültmüşler. Askerlere verilen ekmekleri ufaltmışlar. Söylendiğine göre ki doğrudur bu, süpürge tohumunu bile öğütüp karıştırmışlar ekmek diye simsiyah kapkara bir şeyleri vermişler askerlere. Ama bu direniş sürmüş. Aylar süren kuşatma boyunca Edirne'nin yaşadığı bir başka sorun da salgın hastalıklardı. Kentte yaşanan izdiham ve açlık, soğuk kış koşullarıyla birleşince hastalıklara zemin hazırlamıştı. Kasım ayının ikinci yarısından itibaren askerler arasında başlayan tifo, kolera ve tifüs salgını sivil halka da yayılmıştı. Şehirde sadece açlık değil, salgın hastalıklar da ortaya çıkmaya başladı. Şehirde bütün hastanelerin hastalarla dolduğunu biliyoruz. Buraya gelen yardım heyetleri, kişisel bir takım yardımlarla ve Alman Kızıl Haçı'nın yardımlarıyla sivil halka bu anlamda yardım yapılmaya çalışılmıştır. Fakat yine de şehirdeki durumun çok kötü olduğunu söylememiz gerekir. Osmanlı birlikleri 1913 yılının Şubat ayında Edirne'de tekrar Huruç Harekatı düzenledi. Ancak bu hücumlar da başarıya ulaşamadı. Bulgar topçuları Edirne'ye ateş yağdırmayı sürdürdü. 13 Şubat'ta Sırp ağır kuşatma topları Edirne'ye nakledildi. Kuşatma altındaki Edirne'de şartlar günden güne ağırlaşıyordu. Mart ayına gelindiğinde şehirde açlık, askerler ve sivil halk için ölüm sınırına dayanmıştı. Edirne'deki göçmenleri Edirne artık besleyemeyince Anadolu'ya gönderme kararı alınıyor. Tertipler yapılıyor, taburlar düzenleniyor, yola çıkarılıyor Havsa'ya doğru, Anadolu'ya gidecekler. Havsa'ya gider gitmez hemen geriye. Neden? Havsa işgal edilmiş. Haberimiz yok. Birbirinden habersiz. Havsa'nın, burnun dibindeki Havsa'nın işgal edildiğinden Edirne'nin
askerinin, sivilinin haberi yok. Mart ayında Edirne üzerine nihai bir taarruz için Bulgar komuta heyetine yapılan baskı arttı. General Savov 20 Mart günü hücuma karar verdi. Bulgarların hücum planı, kuzeybatı, güney ve batı sektörlerinde hazırlık bombardımanlarını takiben hücumun doğudan yapılmasını öngörüyordu. İlk bombardıman 24 Mart'ta başladı. Ertesi sabah gün ağarmadan Bulgar piyadesi saldırıya geçti. 26 Mart sabahı Doğu sektöründeki hücum başarı kazandı. Dikenli teller geçildi ve ilk savunma hattına girildi. Bazı Osmanlı askerleri tükenmiş ve aç oldukları halde inatla Bulgarlara direndi. Ne var ki tüm tabiyalar tek tek Bulgarların eline geçti. Ana savunma mevzilerini geçtikten sonra saat 9 sularında Bulgar süvarisi şehre girdi. Savaş sürerken artık güç düşüyor. Yani yenecek içecek bir şey yok içeride. Silahlar, cephaneler tükenmeye başlıyor. Ve daha sonra bazı yerlerden artık Edirne savunması çökmeye başlıyor. Bu durumu görünce Edirne komutanı Şükrü Paşa görüşme açıyor ve Bulgarlarla bir müzakereye giriyor ve kalenin teslimi konusunda anlaşma yapıyorlar. Amaç daha fazla kan dökülmesin. Çünkü artık Osmanlı'nın bu işi götürecek hali kalmadığı görünüyor. Edirne aç kalmıştı. Yiyecek hiçbir şeyleri yoktu. Yani son yiyeceklerini yediler. Son kurşunlarını attılar ve halk artık huzursuz olmaya başlamıştı. Açlıktan ve susuzluktan, çaresizlikten Şükrü Paşa 26 Mart'ta 1913'ün 26 Mart'ında Edirne'yi Bulgarlara teslim etmek durumunda kaldı. Edirne Müstahkem Mevki Komutanı Şükrü Paşa 5 aylık bir direnişin ardından Bulgar generali Ivanov'a teslim olmak zorunda kaldı. Положение в Одрин през тези 5 месеца естествено не е било добро нито за войската, нито за местното население. Там масово се е разпространила холерата, а и бързо се свършили хранителните припаси. Така че Шукри Паша е направил един жест, като се е предал, а не е оказал съпротива до край, тъй като това спаси живота на много османски войници и офицери, както и на местното население от различните етноси. Sonunda Şükrü Paşa da teslim olmak zorunda kalıyor. İşte o Avrupa'ca da takdir edilen bir adam. Yani bizim böyle Plevne'de Osman Paşa'nın müdafası gibi, efendim doğru işte Akya'da Cezar Ahmet Paşa'nın müdafası gibi kale müdafaa eden veya Kanice'de Tiryaki Hasan Paşa. Bunlar o arada belki bir moral olanağı olarak destanlarla, havadislerle zenginleştiriliyor yani bu tür müdafalar. Bizim tiyatromuza girmiştir, romanlarımıza girmiştir, şiirlerimize girmiştir. Çok enteresandır. Yani büyük savaşlar içerisinde bir kalenin savunulması, bir kentin savunulması moral açısından çok önemsenmiş ve bunlar üzerine büyük bir şeyler yazılmıştır. Şükrü Paşa bu tür müdafilerin sonuncusu zannediyorum. Ondan sonra artık böyle bizde kale müdafaa edecek kale de kalmamış zaten. Hepsini kaybettiğimiz için iş bitmiş. Edirne'nin Bulgarlar tarafından işgal edilmesinden bir gün sonra Bulgar Şerif Ferdinand kente girdi. Törenle karşılanan Çar Ferdinand, öncelikle şehri çevreleyen tabiyaları tek tek gezdi. Çar Ferdinand ve beraberindekiler daha sonra Edirne'deki en önemli Osmanlı eseri olan Selimiye Camii'ni ziyaret etti.
Ferdinand'ın ziyaretinden bir gün önce caminin minaresine Bulgar bayrağı çekilmişti. Hazin bir şekilde Edirne terk edilmek zorunda kalmış ve 500 yıllık tarih adeta bir anda silinmiş gitmiş. Bunun duygusal maliyeti inanılmaz. O günün kaynaklarında, o günün psikolojisinde, o günün edebiyatında, şiirinde hala canlı olarak yaşamaya devam ediyor. Fakat Edirne tecrübesi aynı zamanda bize sömürgeciliğin haleti ruhiyesini anlatmak ya da istilanın, işgalin haleti ruhiyesini anlatmak bakımından da önemli dersler veriyor. Bulgar Çarı Ferdinand, esir düşen Şükrü Paşa'ya kılıcını teslim etti. 29 Mart'ta Sofya'ya gönderilen Şükrü Paşa, savaş sonuna kadar esaretini Bulgar başkentinde geçirdi. Вероятно, че Шукри Паша и другите 12 паши са докарани в София и са живели в хотел България. Тогава най-луксозният хотел в българската столица. И Шукри Паша всяка неделя посещава дворец цар Фердинанд, са си пили кафето и са говорили на френски език. И още нещо, царя връща сабята на Шукри Паша. В знак на това, че той достойно се държи като противник, както Александър II е върнал сабята на Осман Паша за племен. Това прави и цар Фердинанд. Edirne'deki Bulgar zaferinin bedeli ağırdı. Edirne kuşatmasındaki Bulgar zayiatı 18 bini geçmişti. Bulgar ordusuna destek amacıyla gönderilen Sırp birliklerinde de durum farksızdı. Serbia had, for instance, in Thrace near Adrianople, they had 453 dead and around 2,000 wounded. But what is much more important, they have almost 20,000 ill. But as a consequence, some 600 died for the sake of cholera or typhus or some other diseases which were on that front. Osmanlı ordusunda ise durum daha korkunçtu. Edirne Kalesi'nin teslimi Osmanlıların Balkan Harbi'nde yaşadığı en büyük felaketti. Şehrin Bulgarlara tesliminden sonra şehre girenler çok kötü manzaralarla karşılaştılar. Mesela bu dönemde The New York Times gazetesi muhabiri şundan bahsediyor. Şehirde açlık korkunç boyutlarda, hastalıklar her yerde var ve çok ağır durumda. Bunun için şehre çok acil olarak doktor, hemşire ve cerrahın gönderilmesi gerekiyor diye bir yazı kaleme alıyor. Türk Genelkurmayı'nın rakamlarına göre Edirne'de 13 bin asker şehit oldu. 28.500 asker de Bulgarlara esir düştü. Esir alınan askerler Tunca Nehri üzerinde bulunan Sarayiçi bölgesinde toplandı. Bulgarların aldıkları esirler çok kötü şartlarda çok önemli bir kısmı hayatını kaybetmiştir. Sarayiçi mevkiine de tutulmuşlardır esirler. Bunlara ne Bulgarlar ne yiyecek vermişlerdir, ne içecek vermişlerdir. Günlerce, hatta haftalarca o bölgede aç susuz kalmıştır esirlerimiz. Bazı tablolarda falan görürsünüz, fotoğraflar var. Ağaç kabuklarını kemirip, ağaç kabuklarını yiyerek hayatta kalmaya çalışmıştı esirlerimiz. Soğuk havada, yağışlı havada açıkta gecelemektedirler ince kıyafetlerle. Herhangi bir gıda kendilerine verilmediği için açlık çok üst boyutlardadır. Ve o kadar kötü bir durumda kalınmıştır ki, açlıkla o kadar kötü bir duruma gelinmiştir ki, buradaki esirler Tunca Nehri'nde, cesetlerin yüzdüğü Tunca Nehri'ndeki sulara içmek zorunda kalmışlardır. Saray içine hapsedilen esirlerin durumları oldukça vahimdi. Açlık ve sefalet içindeydiler.
birçoğu hayatını kaybetti. Acı çok çekildi. Edirne'nin işgalinde teslim olduğu zaman Edirne'den bütün önde gelenlerini, askerini, sivilini hepsini saray içine hapsediyorlar. Bizim bildiğimiz saray içinde kamp yapıp oraya oturtuyorlar. 3 gün bunlara yemek verilmiyor. Bunu Rıfat Osman Bey yazıyor, kendisi de içinde. Doktor olduğu halde ekmek verilmiyor. 3 gün sonra 4 kişiye bir somun veriliyor. Edirne, 1. Balkan Harbi'nde kuşatma altında kalan 3 Osmanlı kentinden en önemlisiydi. Kentin 5 ay süren direnişin ardından düşmesi, Osmanlı için savaşın ilk perdesinin kapanması demekti. Denizlere attın ya beni.